بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر قدرلي دينداشلر يرتاشلر محترم أتخاللر محترم أناخاللر منيسا فسنكلر yurtidan, oilasidan uzoqlarda yurgan musofirlar, butun olamdagi dindoshlar, hammalaringizni xonadoningizga va kaminani xonadoniga, barchalarimizni xonadonimizga Allohning rahmati yog'ilsin. Alloh mag'firatiga olsin. Ha azizlar, bugun insoniyat og'ir imtihonni, og'ir sinovni boshdan o'tkazyapti. Virus kasalligi chiqqandan beri bir necha marotaba bu haqida gapiryapmiz. Va odamlarni albatta vahima qilmaslikka ham chaqirib turibmiz. Bugun ham mana shu haqida gapirmoqchimiz. Azizlar, bugun Alloh taolo bizga ajib bir imkoniyatni beryapti. Bizning qo'limizdan duodan boshqa nima keladi azizlar? Tabib emasmiz biz davolaydigan, lekin ma'naviy tabib ekanmiz. Tabiblar o'zini ishini qilyapti, qo'lidan kelganicha. Mutaxassislar o'zini ishini qilyapti. Biz ahli ilmlar esa domlalar azizlar ma'naviy shifokormiz. Shuning uchun biz ham o'zimizning ishimizni qilaylik dedik. Bugun sizlar bilan ertangi bo'ladigan baroat kechasi haqida gaplashmoqchiman. Baroatning fazilati, ya'ni baroat kechasi bu Sha'bon oyining 14dan 15-inchi o'tar kechasi hisoblanadi. Nisfu Sha'bon deydi, Sha'bon oyining o'rtasi. Bu kecha haqida juda ham fazilatlar haqida gaplar ko'p. Juda ko'p eshitgansizlar, hozir ham aytilyapti. Bu kechani baroat kechasi deyishligi, ya'ni qutulish, ozod bo'lish degan ma'nolarida Alloh taolo bu kuni juda ko'pchilikni do'zaxni azobidan qutqartiradigan, ozod qiladigan kun. Shuning uchun baroat deydi. Bu kun juda ham fayzli kun. Bu imkoniyat azizlar, duo qabul bo'ladigan imkoniyat. Shuning uchun bir nechta hadislar bor bu to'g'risida. Men Oyisha onamizning o'zlarini aytib bergan gaplari bilan boshlamoqchiman va mana shu hadisni bugungi suhbatimizning asosiy mavzusi qilib olmoqchiman. Oyisha onamiz aytib bergan ekanlar: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع عنه ثوبيه ثم لم يستتم أن قام فلبسهما فأخذتني غيرة شديدة. وإيش أنا مزعت بتلر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا يومي كرب كيردلر يعني پیغمبرمز عليه السلام وإيش أنا مز عالدلر يجي كيردلر kiyimlerini yeştiler dedi de kegin birden yani tez kiyimlerini kiyip üyünden çıkıp gittiler. Manda deyapti, bir rashk uyg'ondi, qattiq bir rashk uyg'ondiki, meni uyimga kirib, nega chiqib ketdilar, dedi-da boshqa kundoshlarimning uyiga bordilarmi-ken deb orqalaridan chiqdilar. Bilmadilar, orqalaridan poylab bordim deyaptilar. Qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasidan qayerda topganini aytyapti azizlar. Yarim tun. Bu shuni e'tiborga olishingizni xohlayman. Yarim tun. Orqasidan borsam dedilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Baqi qabristonida topdi. U zot o'sha joyda duo qilib turgan ekanlar. Alloh taolodan barcha mu'min va mu'minalarni, shuhadolarni mag'firat qilishligini so'rab duo qilayotgan ekanlar. U holatni ko'rib xijolat bo'lib ketibdilar Oyisha onamiz. Aytadilar ki, men shuni ko'rdim-da orqalaridan turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarab, ota-onam sizga fido bo'lsin ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Siz Robbingizning ishi bilan mashg'ul ekansiz, men dunyo ishi bilan sizning orqangizdan kelib mana dedim-da orqamga qaytib ketdim. Uyga borganimda xansirab qopman dedilar. Birdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirib keldilar-da menga qarab, "Ya Oyisha, bu qanday nafas olish?" dedilar. Hayron bo'ldim, ya'ni xansirab turgan. Shunda men bo'lgan voqeani aytib berdim. Orqalardan borganimni va duo qilayotganimni ko'rib qaytib kelganimni aytib bergan edim. U zot menga qarab, "Ey Oyisha, Alloh va uni rasuli senga adolatsizlik qiladi deb qo'rqasanmi?" dedilar. "Bal atani Jibroil alayhi salom, balki menga Jibroil alayhi salom keldilar."
Faqala aytiki Cebrail menge kelip hadihi leyle leylatun nisf min Şaban. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün Şaban'ın yarımı yani 14'ten 15'ki otar keçesine aytıp yarımı ismi Şaban. Bugün Allah Azze ve Celle Kelp kabilesinin koyularını, cünlerini, adadaki adamlarını dozadan azat kıladık. Yani kün dediler Cebrail aleyhisselam. Kelp kabilesi bugün ekerler o şu mahalde. O kabile en koyu koyu kabile bugün. O şu hemen koyularını, üstündeki tüklerini, cünlerini bir sanapsın ne işte olsa, çünkü adamda her yılı beraat keçesinde dozadan azat kılarken Allah'tan. Bunu Cebrail aleyhisselam kelimeyi ayttılar deyip ayt ettiler Peygamberimiz aleyhisselam. O şu günü Allah Hakk Azze ve Celle şimdi muhum cahine ayet muhçman azizler. La yandurullahu fiha illa müşrikin ve la ila müşahin ve la ila qati'a rahim. Bu günü Allah Hakk Azze ve Celle'nin hammaga rahmeti düşüp günahları keçirilip dozadan azat kılınırken o lekin bir neşte taife kişi var diyebdiler Peygamberimize. La yandurullahu fiha ila müşrik. O şükürün müşrikke rahmet nazarı bile karamaydı. Müşrik kim? Allah'a başkasını şerik kılgın. Hah o nerse bile şerik kılsın. Hah o bir insan bile. Demek ki bu ise ilahiyette Allah'a bir şerik kılın. Müşrik bu yan adam ki Allah Ta'ala karamasın. İkincisi, vela ile müşahin, husumetçi adam gibi. Husumetçi adam gibi Allah Ta'ala şükürünü karamaydı. Karen neçin minilab adamda duasını kabul kıl yaptı. Peki müşrikti husumetçi yani birbirine mumun, musulman böyle düşmanlık kılıp yürüyücü adamdı. Ginelaşıp düşmanlık kılıp yürüyen adamdı. Duası kabul bulmaydı o şükürünü. Onge Allah Ta'ala karamaydı. Ve vela ile qati'a rahim. Kafi rahimge ham karamaydı dediler. Yani karındaş uruğudan yüz okur varken, karındaşçılığı üzüp koyken adam diye o şükürünü duası kabul bulmaydı. Vela ile musbinin ve kibir noktayı nazardan kimini yerge asıltırı bir uç. Yani bu Araplarda o şekilde o şu davırda şuna kıhas bulgenekken ki kim o şu kibirli olsa köylegini yerge sudratı yürürken bu kibir alamadı. Yani kibir ankılarken. Şunun için bu yerden bilinip durup ki yani mütekebbir adamdı. Ungeyem Allah Ta'ala karamaydı. Vela ila aqimi velideyhi ve ata anasıya ak boyun. Ata anasını narazı kılgen. Ata anasıya ak boyun adamge ham şükünü Allah Ta'ala karamaydı. Vela ila mudmine khamri. Ve mukkasından arağı içki verilgen arağı içuvçu adamgeyem. Şu günü Allah Ta'ala kalemiydi. Bana şu gibi Peygamberimiz ettiler dediler. Sümme vada'an hutaybeh ki kimlerini geçtiler de benden soradılar ki ya Ayşe ben namaz okusam meyli mi deyip soradılar. Ben ota anam sizge fida olsun meyli ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedim. Uzat namaz okudular. Fekame fesecede leylen tabilen hatta zanentu ennehu kubida. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz okup peşanelerini secdeye koyup şuna kadar uzak durdular ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhları kabız kılınıp olmadım ikinde guma kılınıp dediler. Şuna kadar acıda uzak kıyandık için Resulullah'ın ruhları kabız kılındı mı ki? Canları alındı mı ikinde korkup gittim. Ve barıp ayaklarını üşleken edim uzatına ayakları kımırlıyordu. Ben özümde geldim dediler. Kursan buldum çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek şu halatı durup dediler. فَسَمِعْتُ يَقُولُ فِي سُجُودِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede durup bana bu duada kılgenini işittim dediler. Dualarını okup verirsiler. اَعُوذُ بِعَافِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَتِكَ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهُكَ لَا اُحْسِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ deyip secdede dua kılgenini kurdum. فلما أصبح ذكرتهن له فقال يا عائشة تعلمتهن فقلت نعم عائشة anamız aytadılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duanı kılıp bugünlerden kim bana irtelep bu haberini izletken edin o zat ya Ayşe bu şu duanı yatlap aldın mı dediler ben hadi gen edin
Onu özünge yotlab ol, başkalarına örgat. Menge onu Cebrail aleyhisselam örgatdılar şunu sacdada şu duada kılıçlık dediğine kendiler. İnşallah bu duada yazma tertip deyemiz, iltimas kılamız yazıp bir adılar sizlerge. Oku bu aralarda inşallah. Demek bu gün azizler aynı biz üçün bugün muhum boyan geçeyken. Çünkü hazır hammamız Allah'tan istiğfar soruyduğun halattamız. Hacetimiz soruyduğun halattamız. En asasisi bugün başımızda kigen bana bu balanı ketkilişlikini bugün Allah'tan soruyduğun kundamız. Ve ben aytmoqchi bo'lganlarsam bunu tayyorgarligi dedim başıda. Tayyorgarlik nima bilan bo'ladi? Mana hozir aytdim ki bir nechta toifaga Alloh taolo qaramas ekan, yani duosini qabul qilmas ekan. Bular birinchisi mana bu mushrik. İkincisi bu husumatçı. Bir-birimizge eğer husumat kılıp yürgen bolçak, ertege beraat keçesi duayımız kabul bulup kalmasızlığı için bugün uzun mazur kovalışımız gerek. Genelleşip yürgenler. Arzımagen narsalarga genelleşkenlerimiz kancı. İhtimal bizden hem şuna kabul edildi. Bugün bizi korup durgenden faydalanıp, ben kimi rancitken bolsam, kimi kalbige azar borgen bolsam, ben uzur sorayım ben. Demek ki kılgen bolsak bilmezden bendelik bilen kılgen durumuz. Allah bizi keçirsin ve biz kalbige azar vergenler bizini keçirsin. Şunindek siz azizlerden birbirlerinizden uzur mazur kılın. İkincisi, bana bu kibirlenip yürgenler. Mutekabbirlikten hem düşüp, bugün bir tavaziyeliğe ulaşmamız gerek. Ata anası ki ak bugünlerine hem bugünlük künde duası kabul bulmayı dediler. Ben, barca bugün üyelerde oturken ata analardan iltimas kılardım ki, farzandlaringiz erkalik qilib bir oz sizlarni ranjitgan bo'lsa, rozi bo'linglar. Ularni gunohlardan o'tinglar. Shu o'rinda farzandlar ham bugun ertaga baroat kirgunga qadar imkoniyatingiz bor ekan, ota-onangizdan uzr so'rab oling. Farzandlik qilib, beodoblik qilib qo'ygan bo'lsam, ertaga baroat kechasida men duosi qabul bo'lmaydigan, Allohning rahmat nazariga musharraf bo'lmaydigan bo'lib qolmay deb uzr ma'zur qilaylik. Ichuvchi odam bo'lsa ham to'xtatib, endi tavba qilib shu kunga tayyorlansin. Bugun azizler, bunu qattiq duo qiladigan kunimiz. Bunga tayyorlanishimiz kerak. Qachon baroat kechasi? Şabanın 14'den 15'e öter keçesi, baraat keçesi buladı. Demek o şu günü tünde biz keçesinden tüneyimiz, irtalatı ise rozasını tutamız inşallah. Bu hazırki kalendarımızda 7. April'den 8. April'de, ya ki 8'den 9'e çıkıl bu kaldı, ay körünüşü harkıl bu kaldı. Lekin ko'pchilik buni hozir tortishmaslikka maslahat beraman. Bir xilgilar aytibdi, falon yurtlarda aytaylik 7-dan 8-chiga o'tar kechasi debdi. Falonchilar u debdi. Bizi O'zbekiston diniy idoramizda taqvimida 8-dan 9-gacha o'tar kechasi deyilgan. Hozir tortishadigan holatda emasmiz. Men bitta narsani aytgan bo'lardim. Keling azizlar, Alloh taolo hamma gunohlarimizni kechirib, do'zaxdan ozod qilib, balolardan qutultiradigan kun ekan. 2 kunda ham ertaga 7-dan 8-ga o'tar kechasini ham 8-dan 9-ga aprelga o'tadigan kunni tunini ham tunab qo'yaveraylik, chunki bugun bu muhim. Bugun mana bu balolarni ketkizishlik uchun ham, gunohlarimizdan qutulishlik uchun ham muhim. Baribir ham uyda o'tiribmiz, ko'pchilik bekor. Shuning uchun mana shu 2 kunini duo bilan o'tkazishlarini so'rab qolamiz. Alloh taolo baroat kechasiga hammamiz musharraf qilsin. Ko'pchilik so'raydi, kechqurun nima qilay deb. Ben aytardım ki, bu yerde maksat istiğfar köprü aytış. Nima qilib bo'lsam, Qur'on o'qiysizmi, nafil namoz o'qiysizmi? Nima qilsiz qilingki, shu kunda tunda, shu tunda duo bilan o'tkazing. Bu kunduzini nafil roza tuting. Sog'ligingiz ko'tarmasa, roza tuta olmaysiz mayli. Lekin imkoniyati borlar albatta nafil roza deb tutish kerak. Niyati ham nafil roza tutishni niyat qildim dedi. To o'sha bomdoddan shom vaqtigacha xuddi Ramazonda tutgandek bir kun roza tutib qo'yiladi. Ben yana maslahat birerdim ki, biz o şey 8'den 9'ünçüki otar keçesi, baraat keçesi de ve 7'den 8'ünçü otar keçesi hem hareket kılamız, birgeleşip dua kılıçlıkke. Kıprah hiç nerse bilmeseyiniz, hiç bulması kulhu Allah'a ahadını okuyurlar.
Çünkü ben bunu kop ayetkenim, kopçilikler soru yaptı, Kur'an bilmeydi, hareket kılsın, lakin bilmese, üç merte kulhu Allahu ahaddi okusa, bana şu Kur'an'da hatim kigen sevabını alır. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam kulhu Allahu ahaddi Kur'an'da üçten bir kısmı bilen beraber sevabı ege buladı. Yani hatim kigen de buladı, üç merte okusa. Ya ki bu masal istihbar ayetin, ya ki kelime ayetin, koyun ki ne kolumuzdan kese kılayalım. Muhumu tündü dua bilen ötkizeyelim. Ana o şimdi inşallah bu faziletlerini topup olamız. Ve sizler bilen rahat keçeste yani konuşamız. Ve umid kılamak ki bir gelişim dua kılamız inşallah. Allah şu günümüzde insan amanı yetkisin. Rahat keçesinin faziletlerini topuştu Allah nasip etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.